Kapalı alanlarda geçirilen vaktin artması, kalabalık ortamlarda bulunma süreleri, pandemi döneminde alınan tedbirlerin elden bırakılması hepsi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte artan ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve vücut ağrıları gibi şikayetlerin yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonu, influenza, grip, nezle gibi hastalıklarda da artış yaşanmaya başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Galip Ekoklu, geçmişte de benzer hastalıkların genellikle bu mevsimde artış gösterdiğini hatırlattı. Bu mevsimde genellikle artışlar gösterirdi. Fakat Profesör Doktor Ekoklu, COVID-19 salgınıyla mücadele döneminde toplumda duyarlılık oluştuğunu ve o dönemde vatandaşların yaygın olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasıyla birlikte bir süre üst solunum yolu enfeksiyonlarında da azalma görüldüğüne dikkat çekti. geçmişte zaten benzer hastalıklar bu mevsimde genellikle artışlar gösterirdi. Fakat Covid pandemisi ile ilgili iki şey oluştu. Bir toplumda duyarlılık oluştu. Bu tür solunum yolu enfeksiyonları olunca acaba Covid miyiz falan diye düşünür oldu insanlar. Bir de tabii Covid döneminde çok yaygın maske kullanımı, işte sosyal mesafe gibi uygulamalara alışınca bir süre biz bu tür solunum yolu enfeksiyonlarını da daha az görmeye başlamıştık, görüyorduk. Solunum yolu enfeksiyonunun kapalı, sıkışık ortamlarda ve solunum ve temasla daha kolay yayılıp bulaşabildiğini vurgulayan Profesör Doktor Ekoklu, COVID-19 salgını döneminde uygulanan tedbirlerin zamanla unutulduğunu ve önlemler bırakılınca mevsimle de uyumlu olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının da viral enfeksiyonların da arttığını ifade etti. Malum solunum yolu enfeksiyonu adı üstünde solunum yoluyla temasla bulaşıyor. Kapalı ortamlarda işte sıkışık ortamlarda falan daha kolay yayılabiliyor, bulaşabiliyor. Çocuğundan yaşlısına kadar herkes dikkat eder oldu. Önlemleri bırakınca doğaldır ki solunum yolu enfeksiyonları da viral enfeksiyonları da arttı. Mevsimde de uyumlu bu. Biz COVID'i unuttuk. Covid meselesine kanıksadık, normal kabul ediyor olduk. Bu kişisel önlemleri bırakınca, mevsimde havalar soğuyunca, kapalı ortamda bulunmaya başlayınca, işte çocukların okulları var, onlar okullara gidiyorlar. Çalışanlar kapalı ortamlarda çalışıyorlar. İşte kapalı ortamlarda sosyalleşmeye başladık. Tam mevsimde ani hava değişikliği, ısı değişikliği de bu tür enfeksiyonların yayılmasına neden oldu. Bugün yine onları konuşuyor olduk. Yani kapalı ortamlarda maske takmak lazım. Toplu taşıma kullanırken maske takmak lazım. El hijyenine yine dikkat etmek gerekir. Özellikle çocuklar tabii onlar uzunca bir süre kapalı ortamlarda bir arada bulunuyorlar. Onlar ebeveynlerine bunu taşıyabiliyorlar. Yine onlara da el hijyenini, el yıkamayı, sabunla el yıkamayı hatırlatmak lazım. Biz de kişisel koruyucularımızı yani maskemizi yeniden takmaya başlayacağız bu mevsimde. Özellikle de kapalı ortamlara girerken. Bizim risk gruplarımız var. Bebekler, çocuklar, gebeler, yaşlılar, işte kronik hastalığı olanların mesela kapalı ortamlarda çok bulunmamaları gerekiyor. Mutlaka maske kullanmalı.